Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Eğer Fenerbahçeliyseniz bu videoyu beğenmiyorsanız ve kanala abone değilseniz cinconlu olun. Hem de en büyük cinconlu olun. Bayrak tutan olun. Önde giden olun. Ya, ne yapayım arkadaşlar? Güzel bir ailemiz var. Güzel bir ortamımız var. Gelin siz de katılın. Pişman olmazsınız. Bakın mesela güzel duyumlarım var. Seleler var. Sepetler var. Başlıyorum. Livakovic adım adım Fenerbahçe'ye. Hırvat milli takımıyla Katar Dünya Kupası'nda devleşen Dominik Livakovic Fenerbahçe yolunda. Şimdi haberin haberi bu şekilde verirsen bir temennidir. Elle tutulur, gözde görülür bir somut bir delil istiyorsunuz, doğru muyum? Dinamo Zagreb 10 milyon eurodan kapıyı açtı. Fenerbahçe 5 milyon euro önerdi. Fenerbahçe 5 milyon euro önermedi. Pazarlıklarda 5'e kadar düşürdü. Oyuncu 1,5 milyon euroya ikna edildi. 1.2 diyelim. Ee, hocam sen olmuş bitmiş gibi konuşuyorsun. Hayır ben sadece hani temenni de bulunuyorum. Kaleye denemli isim. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında yola İrfan Can Eğribayat ile devam eden Fenerbahçe'de. Şimdi ben aslında var ya birkaç tane daha bir şey söyleyeyim de öyle yapayım. E, ee, deneyimli file bekçisine edecek. Arkadaşlar geçen günlerde yine söyledim ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Altay Bayındır'a sezonun başında bir kulüp 8 milyon euro civarında bir teklif hazırlığında idi yani böyle bir teklif hazırlığındaydı ama olmadı yani bu transfer gerçekleşmedi şimdi sözleşme uzatılan Altay Bayındır'a 8 10 milyon euro teklif gelir mi ben size söyleyeyim 8 10 milyon euro teklif gelirse Livakovic gelir Geçtiğimiz videolarda 8 milyon şey 4 milyon eurodan bahsettim. 4 milyon euronun altına 2,5 ila 3,5 milyon euro arasına Livakovic'in bon servisi alınmaya çalışılıyor. Oyuncu kanadında bir sıkıntı yok. Ee, yanlışım yoksa Villarreal takımı da istekliydi ama aradan hepsi çekildi gibi bir durum var. Valla durum bu. Şimdi TFF'de önümüzdeki sene yabancı sınırını tekrardan 8 artı 3 olduğunu belirtti. Daha dur 8 artı 3 demedi ya. Sahada en fazla 8 tane yabancı olacak dedi. Yani 8 tane yabancı olacaksa demek ki yedeklerde 6 tane yabancı olabilir demek istedi. Toplam 14 futbolcuya kadar sözleşme imzalanacak. Şimdi bir e, yabancı hakkını burada değerlendirmek mantıklı mı? Vallahi sol hani kaleci Livakovic olunca bence mantıklı. Bir sezon daha sözleşmesi var. Son senesinde Ali Koç e, bir şeyleri artık erken yapmanın peşinde. Ve niye erken yapma peşinde biliyor musunuz? Ben size anlatayım. Yabancı transferler yapıldığı zaman arkadaşlar bazı yabancı futbolcularla hadi, Euro kuru üzerinden anlaşılıyor ancak anlaşmaya deniliyor ki Şu anda mevcut kur kaç atıyorum 20 20 TL üzerinden vereceğiz diyor merak etme işte bizde istikrar var şöyle var böyle var Seçim sonucu şöyle oldu böyle oldu diye Futbolcuyu ikna ediyorsun mesela Fenerbahçe'de bir, Birkaç 5-6-7-8-10-12 futbolcunun sözleşmesi bu şekilde bunu başka takımlar da yapıyordur muhtemelen. Yani döviz kurunu belirleyip. E, bildiğim kadarıyla mesela şeyin Diego Rossi'ninki 9.7 TL'den. Euro kuru. Yine Batshuayi'ninki 12'den mi 13'den mi? Hani öyle diyebiliyorum ama yanlışım olabilir. Fenerbahçe 1.5 milyon euro önerdi. Belki de atıyorum. Kaçtan önerdi? 15'ten önerdi. Anlatabiliyor muyum? 2022 Dünya Kupası'nda parladı. 9 Ocak 95 doğumlu Hırvatistan Milli takımının kalecisi 28 yaşında. 15 Haziran 2024'te sözleşmesi sona eriyor. Adım adım Fenerbahçe yolunda mı? Adım adım Fenerbahçe yolunda. Hakkımızda hayırlısı olsun. Alfredo Morelos için Fenerbahçe iddiası. E, Glasgow Rangers'tan ayrılmaya hazırlanan Alfredo Morelos'un birçok talibi olduğu belirlendi. Mustafa Hoca'nın yaklaşık 2 hafta önce söylediği haber, bunu bize yazacaklar dediği haber şimdi gerçekleşti. Hatta bunu bunu biz alalım diye araya da işte çok ünlü takımların adını kitleyecekler. Diyecekler ki Milan da istiyor. Inter de istiyor. Southampton da istiyor. Diyecekler dedim ve dediler de. İskoç basınında yer alan haberde Kolombiyalı golcüyle birçok takımın ilgilendiği aktarıldı. Morales'in transfer olacağı takımlardan birinin Fenerbahçe olduğu. İngiliz ekibi Everton'ın Morales'a ilgi gösterdiği kaydedildi. Ancak Premier Lig'de zor günler geçiriyor. Küme düşme durumunda transfer şansı zora girebilecek diyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon 44 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı. ben beklemeyin, Beklemiyorum. Siz de beklemeyin bence. Hakim Ziyek için transfer derbisi. Da da Şimdi ben bu haberi verdikçe arkadaşlar bilmiyorum farkında mısınız? Hakim Ziyek'ten bahsediyoruz. Yani böyle sıradan bir futbolcudan değil. Şimdi Galatasaray alsa bir sezon boyunca kafamın etini yiyeceğiniz bir futbolcudan bahsediyorum. Bak adamlar yıldız getiriyor. Böyle olacak. Aldığım futbolcu böyle olacak. Diyeceğiniz türden bir adam. 18 milyon euro transfer market değeri var. 2025'te sözleşmesi bitiyor. 30 yaşına geldi. 1.81 boyunda sağ kanat. Fas milli takımının daimi futbolcusu. Manchester City ile de Chelsea'nin bir maçı var. 21 Mayıs pazar saat 18'de TV2, ya başka bir kanal oluyor. Sol ayaklı futbolcu Chelsea'ye 40 milyon euroya transfer olmuştu ayaktan 44'e kadar çıkma ihtimali vardı. Ancak bu sezon 23 maç 2 asist 921 dakika. Elden çıkartmak istiyorlar. Ancak verecekleri takımın hani İngiltere Ligi'nde olmamasını ya da Şampiyonlar Ligi'nde olsun falan hani karşılarına gelmeyecek türden bir takım olmasını istiyorlar. Açıkçası. Biraz da bizim ilişkiler iyi. Ancak Fransız ve İngiliz basınına göre Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bu futbolcu için yarış halinde diyor. Ben Galatasaray'ın kotasını doldurduğunu düşünüyorum. Hani e, başka takımlarla duyum ne kadar doğru verebilirim size bırakıyorum ama kotasını doldurdular. Yani yaz transfer döneminde kota çok dolu. Ve transfer yasağı yeme ihtimallerini de düşünürsek e, bakalım ne olacak. Ziyek. Bu takımların transferi sesinde. Ancak Fulham, Tottenham, West Ham United, Real Betis, Sevilla, Fenerbahçe, Napoli, Milan'da ilgileniyor. Körfez ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmemiş. Avrupa'da devam etmek istiyormuş. En ciddi aday Tottenham diyor. Bu sezonki performansı tırt. Galatasaray'dan itiraf. Erden Timur transferin son gününde Chelsea ye evrakları yetiştiremediği için Hakim Ziyeki alamamıştık. Sadece 3 dakikayla kaçırdık. Chelsea'den Fransız devi Paris Saint Germain'e gidemeyince devreye girmiştik dedi. Yani e, ne kadar doğrudur bilemiyorum ama eğer Galatasaray alabiliyorsa Fenerbahçe de alabilir. Bu açıdan da bunu düşünmenizde fayda var. Ben şunu söyleyeyim bak sezon sonunda iki futbolcunun çok çok üstüne düşmeniz lazım. Hangi iki futbolcu? Birincisi Hakim Ziyek, ikincisi Icardi. Arkadaşlar bakın Ahmet Ercanlar 2'de de Icardi'yi Fenerbahçe alsa ne yapacaksınız falan filan diyor ya. Boşuna söylemiyor. Detayına giremeyeceğim bazı gelişmeler var. Bazı korgular var. Ben detayına giremem. Ama Ahmet Ercanlar boşuna söylemiyor o lafları. Yani rakibine kızdırayım, kafalarını bulandırayım falan filan diye değil. Boşuna söylemiyor o lafları. Bu dediğimi unutmayın. Bu dediğimi asla ve asla ve asla unutmayın. Hani e, ortada bir durum var. İspanyollar Miguel Crespo istiyor demiş. Hocam peki sence seni Icardi gelsin ister misin? Arkadaşlar bakın. Absürt gelecek. Saçma gelecek. Ben çok beğenmiyorum. Yani yeterli bulmuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yeterli bulmuyorum. Bakın ittirilen, kollanan, hani zorlanan, rakip oyuncuların en ufak faalinde sarı kart verilen bir takımda ben de iş yaparım. Bak Fenerbahçe'de aynı performansın çeyreğini gösteremez. Gösteremez. Niye? Savunmalar, çok özür dilerim, hayvan gibi müdahale yapıyorlar. E, hakemler ne diyor? Geçiniz hiçbir şey yok. Bunda faul bile yok. Buna faul çalmak olmaz. Falan filan diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Durum bu. Miguel Crespo. Bu sezon sakattık sonrasında Jorge Jesus'un çoğu zaman yedek kulübesine oturttuğu Crespo. Bir de aynen o vardı değil mi? Sezon başında sakattı. Crespo'ya İspanya'dan taliplerin olduğu öğrenildi. İspanya'dan talipler bir torpere adamanda alındı. Şöyle yapıldı. Böyle yapıldı. E, evet. Kimler talip? 15 milyon euro. La Liga'da Vedat Muriçi'nin formasını giydiğim Mallorca ile Atletico Madrid'in. Bakın Mustafa Hoca yine bildi türünden bir e, bilgi. Mallorca Atletico Madrid'in. Kontrat 2024'te bitecek. Kim diyor 2024'te bitecek? Ha, neyse. 26 yaşındaki orta savuncusu için sezon sonunda Kanarya'nın kapısını çalacağı öğrenildi. Chris bu için Fener'in yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli de istediği demiş. 8 milyon euro ile kapıyı çalmışlardı. Biz 12 istedik. Şimdi 8 de çalsalar yuvarlama onu isteriz. Bakalım ne olacak. Ama şu bir gerçek. Jesus'ta devam edersek Arao mecbur oynayacağı için Crespo'yu satalım. En azından oraya İsmail idare eder. Hani Arao İsmail. Ama Jesus'ta devam etmeyeceksek Arao'yu satalım Crespo İsmail. Bakın Crespo İsmail ben size şunu söyleyeyim. Türkiye Ligi'nde standartın üstünde bir orta saha. Yani ön libero tandemi. Ve bu benim şahsi fikrim. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama. Hatta zaman zaman maç maç Crespo İsmail yan yana oynatmak bile bence büyük bir başarı olur. Ama takdirini size bırakıyorum. Göztepe'den Emir Ortakaya hamlesi. Göztepe Fenerbahçe'den kiraladığı Emir Ortakaya'yı bir sezon daha takımda tutmak için harekete geçti. Sportoto 1. ligde salı günü evinde karşı karşıya geleceği Çaykur Rizespor'u yenerek playoff biletine resmen almayı hedefleyen Göztepe bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Bu arada arkadaşlar ben e, PTT 1. ligde Damsun çıktığını biliyorum ama başka kim çıktı? Kaçıncı maç? 10, 36 maç oynanacak. E, ligden çekilen takım var mıydı ya? Yeni Malatya çekildi değil mi? Hükmen galibiyet sayılacak. Samsun Rize. Samsun çıktı zaten. Rize 34 maçta 66 puan. Sakarya Spor 35 maçta 62 puan. Ee, yani Sakarya'nın bir maç eksik. Toplam bir maçı fazla pardon 62 puanda. Pendik 61. Eyüp 59. Bodrum 58. Göztepe 58. Ee, İstanbul takımı çıkmasın ya. Samsun çıksın. Rize çıksın. Sakarya çıksın. İstanbul takımı çıkmasın ya. Göztepe de çıkabilir arada ama İstanbul takımı çıkmasın isterim. Denizli Adana iptal edildi. Keçiören Yeni Malatya iptal diyor. Son hafta kim? Adana Spor, Samsun Spor. Samsun'un Samsun son maçı o zaman bu maç. Sonuncu yükmen Yeni Malatya Denizli diyor. Ve ee, ve Göztepe'de iyi performans sergiledi Emir Ortakaya. Ve e, bir sezonda takımda tutmak istiyor. Bon servis Fenerbahçe'de. Süper Lig'e çıkılsa da birincilikte ligde devam edilse de yeni sezonda Göztepe forması giydirmek istiyorlar. 8 yabancı şimdiden belli diyor. Ee, yani Emir konusunda Fenerbahçe'nin de olumlu bir yorum almışlar. Süper Lig ve birincilikte olmak üzere iki ayrı kadro planlamasına başlamışlar. Şöyle böyle diyor. Ben Emir Ortakaya için bir şey söyleyeyim. Mesela Atilla Salai gönderirse, Luan Perez sol stoper, yedeyi Emir Ortakaya denilse yeterli. Sağ stoper Samet Akaydın ve Serdar Aziz deseler <laughs> birçok Fenerbahçe taraftarı beğenmeyecek ama 8 artı 3 kuralı eğer Livakovic alınacaksa kusura bakmayın mecburuz. Mecburuz. Ferdi'yi satmazsan Ferdi, Samet ya da Serdar Sol stoper, sol bek. Bir de orta sahada İsmail ya da kanatta Emre Mor ya da Arda Güler oynatırsan 3 türkünü oynatmış olursun. Yani bence Livakovic'in gelmesi aslında Fenerbahçe savunma hattını bu şekilde değiştirir. Şimdi Luan Perez kalsa, <laughs> kusura bakmayın Emir Ortakaya yedeği olsa beni tatmin eder. Hakikaten beni tatmin eder. Hani biz öyle duvarları tırmalayan bir şey değiliz. Takım değiliz. Yanlış anlamayın. Bize sistem hocası lazım. Bakın Luan Perez Marsilya'da gerçekten iyi bir futbolcuydu. Son haftalarda sol bek oynatıyoruz. Yani taraftarı memnun eder türde. Bana kalsa Luan Perez'i sol bek Osterwolde'yi sol stoper oynatmamız lazım. Bana kalırsa ben Osterwolde'yi sol stoper oynatırım. Atilla Salih'in kat kat da iyi stoper olur. Bu dediğimi de unutmayın. Bana kalırsa Osterwald'i e sol stoper oynatırım. Osterwald, e Emir Ortakay arkalı önüne oynayacak olsalar. Luan Perez sol bek olsa hadi bir tane de bir sol bek de oradan çeksem hani bir şeyler olabilir ama e, Emir Ortakay'ı bence gelecek sene takımda tutmalıyız. Ha gelecek teknik adama da bağlı. Hani abidik gubidik bir teknik adam gelecekse sıkıntı. Vallahi arkadaşlar uzun lafın kısası Başlığa da koymayı düşünüyorum. Icardi ve Hakim Ziyech konusunda hiç kimsenin dediğine inanmayın. Bekleyin zaman size neleri gösterecek. Galatasaray'ın da aslında başlarında çok şok var. Transfer yasağı alabilirler, ceza alabilirler vesaire vesaire vesaire. Ama ben dediğim gibi Galatasaray'ın transfer kotasını doldurduğunu düşünüyorum. Ve transfer yasağı yiyebilirler. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ee, videonun başında söylediğimi tekrar söylüyorum. Bu videoyu beğenmeyen, kanala abone olmayan en büyük cinconlu olsun. Yani koyusundan olsun. Bayrak tutanından olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.